Bugün Sayın Erdoğan kürsüdeydi. Herhalde bir 14 gün sonra ve esas 7 gün gecikmeyle Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi ve sahiplendi. Bazı efendim Erdoğan'dan bir şeyler duymak isterdik gibi yaklaşımlar oluyor. Daha ne duyacaksınız Erdoğan'dan? Bahçeli'yi överken, Bahçeli'nin tutumunu överken Bahçeli'nin her sözünün altına imza atmıştır. Nokta. Bitti o. Erdoğan'ın pozisyonu Bahçeli ile aynı pozisyondur. Bana da teşekkür etmiş. Diyor ki efendim ülkenin birlik ve bütünlüğü kardeşliği ile ilgili Kürt sorununa yönelik tutumundan dolayı memnuniyetlerini ifade ediyor. Ben şu kadarını söyleyeyim. Hani bazen derler ya beni bir kişi anladı o da yanlış anladı. Sayın Erdoğan milyonlar anladı sen anlayamamışsın. Teşekkür kıymetli. Ben de isterim teşekkür etmek. Ama bir kişinin meselesini o kişinin özgürlüğüyle ilişkilendirip getirip de mecliste konuşturup bir meseleyi kökünden halledeceğini düşünen önerme eksik bir önermedir ve felaket üretecek bir önermedir. Sorunu görmeyen ve çözmeyen bir önermedir. Ben Türkiye'de Kürtler sorunum var diyorsa vardır noktasındayım. O sorunun olup olmadığına oturup meclisin bakması lazım noktasındayım. Hiçbir siyasi parti dışlanmadan konuşulmalı, demokrasi eksenli çözüm üretilmeli noktasındayım. Ben meclise adres gösteriyorum. Devlet Bey ve sen Abdullah Öcalan'a adres diye meclisi gösteriyorsun. Benim tutumum şudur. Ben silah bırakılacaksa, kan akmayacaksa, annelerin gözyaşı dinecekse her aktörün kim konuşacaksa konuşsun, her aktörün katkısı alınsın. Ama bir aktörü aktörleştirip bir sorunu yok sayarsanız bana teşekkür etmeniz sadece ve sadece ya beni dinlemediğinizi ya anlamadığınızı ya da benim ortaya koyduğum net perspektif yerine Abdullah Öcalan odaklı bu durumu kendinizin de sürdüreceğini, geçmişte de anlaştığınızı falan gösteriyor. Bu demokratik değil. Bu doğru da değil. Biz bir kez daha söylüyoruz. Meclisin merkezde olduğu şeffaf, adil ve toplumsal mütabakata dayalı bir çözümün tarafıyız. Ben şehit annelerinin, şehit çocuklarının, gazilerin gözüne bakamayacağım, hiç değilse onların da rızasını alıp, evet kan aksın diye bu kadarına olur dedikleri doğru bir süreci zaman içinde örgütlemekten yanayım. Budur cesaret, gerekli olan cesaret budur, bunu göstermek lazım. Diğeri olmadık önermelerle, olmadık meselelerle gündemi karıştırıp da toplumsal tepki yaratıp da bir yeni başarısızlık sürecinin örgütlenmesi doğru iş değildir. Kabalık etmeyeceğim. Etmemek gerekir siyasette. Her teşekkürün bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış zeminde ve yanlış biçimde yapılan bir teşekkür. Bana teşekkür edecekseniz Özgür Bey teşekkür ederiz dediğiniz doğru. Biz bu işi meclise alalım. Bu milleti dinleyelim. Milletin vekillerini orta odağa alalım. Devletin bilgilerini de milletin desteğini de devletin gücünü de her aktörün sözünün kıymetini de değerlendirelim. Gelin bu işi çözelim. Bu memleketi çok daha iyi bir noktaya getirelim. Çünkü harcanan para bugün bizim konuştuğumuz emekçinin, emeklinin ihtiyaç duyup da bulamadığı paraların milyon katı. Ve her şey bir yana, her şey bir yana bir annenin gözünün yaşını dindirmek herhalde her bir siyasetçinin ömrü boyunca yapabileceği en doğru ve en hayırlı işken bütün annelerin gözünün yaşını dindirmeye odaklı bir iş yapmak lazım. Ama bu işi
böyle yapmamak lazım. Bu işin böyle yapıldığını önermek aslında hiçbir şey yapmamak demektir. Biz bu ülkeyi sahipleniyoruz. Bu ülkenin bütün sorunlarını sahipleniyoruz. Ve ben geçen hafta da söyledim. Bu ülkedeki bütün yurttaşların kendini eşit, bütün yurttaşların kendini, haklarını tam kullanabilen, güvende hissettikleri ve artık herkesin belli bir varlık seviyesine kavuştuğu bir Türkiye'yi inşa etmeye ihtiyaç var. Bunu yapmadığımız zaman her siyasetçinin boğazından geçen her lokma haramdır. Eğer bu ülkede bu kadar yoksulluk, bu kadar açlık, bu kadar işsizlik, bu kadar haksızlık varsa ve oturup da o makamlarda, o odalarda oturuyorsak, bunları söylemiyorsak, gereğini yapmıyorsak, boğazımızdan geçen her lokma haramdır. Hiçbir siyasetçiyi ayırmadan söylüyorum. Hiçbir partiyi ayırmadan söylüyorum. Emek bürolarının bu toplantısı, bu önemli toplantısında sizinle birlikte olmak çok kıymetliydi. Bundan sonra sizden güç almaya, size güç vermeye ve Türkiye'de emeğin değerinin alındığı güne kadar hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizin şahsında, sizlerin örgütlerinde örgütlü tüm emeklileri, tüm emekçileri, tüm emeklileri ve sesini duyurmaya çalışan herkesi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.